Doğrudan da çok değerli bir sergin açılışına yetişmiş bu. Ona göre istedik ki ama çekmedi. Yüzü sen orada çalışmışsan başka öyle. Ama ödemem sen onu. Siz yarışmışız dostumuz. Ben de onun sergisinin açılmasına. O zaman oğlandı. Bir neçe bundan yabancı yaşlı oğlu. Ona göre sen nispeten cavan oğlandı. Ona bir yaşlıdır demirəm. Ama demek istedim ki çok güzel bir sergi aç. Ben ilk defa böyle büyük perde sergi açılışında iştirak edeceğim. Görürüm ki Rövşen her zaman aktarışta olan bir ressamdır. Bak bu sergi bunu gösterir, nümayiş edilir onu. Yeni işleri burada gösterilir ve çok güzel işler gösterilir. Cürebetül Uslu'da. Ben de her bir ressam kimi tebrik ediyorum. Sana uğurlar arzuluyorum. Rövşen çok, ben diyelim, itibarlı bir dost. Çok istedadlı ressam, yüzü bir olan insan, bazılarının hoşuna gelmiyor o, ama benim hoşuma geldi. Doğrudan da bir vatandaş gibi, biz onun eserlerinde de görürük, eski Azerbaycan vatandaşı, yanan vatandaş. Her taraftan ben diyelim ki hürmete layık olan bir şahsiyet. Buna göre ben bu sözleri tam samimi, yüreğden ve tebrik ediyorum. Sana can sağlığı arzuluyorum. Hele bundan sonra dur. Settar hoş diyor. Hele de bundan sonra dur neşesi meyhanemizi. Yani sergiler hele kapalıda dur. Eserler kapalıda dur. Sirus gülür hoşuna geldi. Ne diyebilirim? Diyebilirim ki bak böyle hoş ehval-ı ruhiye her sergide o şahsen benim o kadar da tez tez olur. Ama bu günleri ben bu sözleri diyorum ve tam samimiyen ve bir daha hamımızın adından tebrik ederim seni, sana okullar arzuluyorum, hanımınla, uşaqlarla, nevələrlə və nəticələrlə. Aziz dostlar, doğrudan da yararlandı, gecələdi, yaptı ve gecələdi. Doğrudan da biz bu günlerde çok maralı bir sergi nasılsa toplanmışız. Ümumiyyətlə, süreti kompozisyonlar her bir rəssamın sənətkar mənliyinin göstəricisidir. Bu müstəqillik dövründə bir qədər rəssamlarımız sözlü kompozitorların meyillərini çox azalmışdılar. Demək olar ki, hər bir sərgidən ciddi sözlü kompozitorlar rast gələ bilmirdik. Sovet dönemində sözlü kompozitorlar işlərindən çox idi. Və bunun da bir çoxu belə olub. Mövcud ideologiyadan irəli gəlirdi. Ona görə də ideoloji sərgilər qurulurdu. Ona görə də rəssamlar məcbur idilər sözlü kompozitorlar işləsinlər. Burada Rövşənin bu sərgisi göstərir ki, yəni ideologiya olmadan da, göstəriş olmadan da süresi kompozisiyalar işlənir olar və bu gün bir sərgidə göstərilən qrafik işlər mən deyərdim ki, müasir Azərbaycan qrafik sənətinin ən yaxşı nümunələri sırasına daxil olmağa layiqdirlər. Bu gün önüm də sənətkarın adından Rövşəni həm yubileyi, həm də bu qanalı sərgisi məqsədini təbrik edirəm. İnanın ki hala o bizi yeni yeni uğra senderlerini çevirdi. Tamam. Esasen Ferhal Günay'ın ki oğlan bizden şöyle devadı var. Yani ressamlar işlerini yani fırsat yok demeyi çok çetin bir şey. Sergasına fırsat veriyor. Bir de teşekkür bildirin ki gelip eziyet çektiklerine. Yani, hamle Allah canınızı sağlasın. Çok sağ olun eziyet çektiklerine. Sağ olun.
koy sap buraya, bunu da koy sap çünkü. Thank you.